İbrahim Kahveci, 27 Haziran 2024, Karar AK Parti zenginleri sever. Mehmet Şimşek ile Yalçın Karatepe arasında geçen görüşmede en önemli konu faturanın kime kesileceği konusuydu. Diğer görüşmelerin rahatsız etmediği kadar bu görüşme AK Parti cephesini rahatsız etti. Hatta her an yumuşama dedikleri süreci de bu nedenle bitirebilirler. Neydi o fatura konusu? Yalçın Karatepe diyor ki Tüketimin %40'ını gelirin en üst %20'lik kesimi yapıyor. Eğer kemer sıkılacaksa ki üretimi artıramadığımız için kemer sıkılmak zorunda, o kemeri çok tüketenler sıksın. Mehmet Şimşek ise mesajlarıyla diyor ki kemeri fakirler sıkacak. Tüm olayın kilit noktası burası. TÜİK dün Mayıs ayı kaydı yapılan araç sayılarını açıkladı. Bu bir bakıma satılan araç sayısı olarak görülebilir. Ocak-Mayıs ayı toplamında geçen yıl 359 bin otomobil kaydı yapılmışken bu yıl bu sayı 433 bine çıktı. ODD verileri ise 375 bin araç satışını ilan ediyor. ODD verilerine göre ilk 5 ayda satılan lüks araçlara da kısaca bakalım. Aston Martin 7 adet, Audi 6353 adet, Bentley 17 adet, Ferrari 11 adet, Lamborghini 9 adet, Maserati 111 adet, Porsche 450 adet. ODD diyor ki satılan 375 bin otomobilin 260 bini ithal. Burada bir şey var. Fiyata faize bakmadan tüketen bir kesim var. TÜİK, hane halkı tüketim harcaması verilerini açıkladı. Orada tüketim harcaması türlerinin harcamaya göre sıralı %20'lik gruplara göre dağılımı Türkiye 2002-2023 sonuçlarına bakıyoruz. En fakir %20'lik kesim sadece ve sadece %5.6 tüketim payına sahip. En zengin %20'lik kesim ise %48.1 tüketim payına sahip. Aradaki fark 8.6 kat. Oysa 2014'te en fakir kesim 6.7 pay alırken en zengin kesim 43.6 pay alıyordu ve aradaki fark 6,5 kattı. Erdoğan 2014'te Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye'nin bütün ayarları çok değişti diyordum ya, alın size bir başka örnek. Tüketim harcaması bir şey daha gösteriyor. Fakir parasının %39.2'si ile boğazına bakıyorken zenginler paralarının %35.5'i ile araba, uçak vesaire alıyor. AK Parti şimdi ne yapıyor? Parasını arabaya, uçağa harcayan zenginlere dokunmadan sadece boğazını düşünen fakirlerin boğazını daha fazla nasıl sıkarım derdinde. Daha önce yazmıştım ama tekrar edeyim. Erdoğan böyle düşünmekte haklı. Çünkü o fakir kesim yıllarca kuru soğan yeriz, reisi yedirmeyiz diyen kesim. Yani din ve milliyetçilik sömürüsüyle hemen satın alınabilecek kesim. Bakın maalesef ülkemizde toplumsal akıl sorunu oluşmuş durumda. Harcamasının %73.6'sını konut ve beslenmeye yapan kesim şimdi büyük faturayı ödeyecek ama harcamasını lükse yapan kesime pek dokunulmayacak. İşte bunu dile getiren Yalçın Karatepe çok asaplarını bozmuş olacak ki peş peşe akıl almaz açıklamalar gelmeye başladı. Sorarım size. Bu kadar gelir dağılımı bozulmuş bir ülkede Hala kemer sıkmayı fakirlerden kim başlatabilir? Böyle bir akıl kimde olabilir? Zenginler partisinin fakirleri düşünecek hali mi kaldı? İbrahim Kahveci